Analoglarla Sohbetler programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harikasınız. Önce yakışıklılığınızdan bahsetmeniz gerekiyor. Kiri kıyafetinizdeki detaylar ve uyum muhteşem. Maşallah. Mendil. Yani mendil. Mendil çok harika. Ve ceketiniz, papyonunuz, ayakkabınız. Ayakkabı normal ayakkabı canım. Kemeriniz. Nasıl? Kemeriniz, papyonunuz, ayakkabınız. Hoş geldin canım kardeşim. Buyurun. Evet, nerede demiştik, nerede ayakkabı kalmıştık? Ayakkabıda kalmıştık. Ayakkabınız mükemmel. Maşallah. Ne varmış ayakkabımda? Ayakkabı olağanüstü. Yani evet. Müthiş güzel bir ayakkabı. Sanat eseri. Bir de size çok çok yakışıyor. Evet, maşallah. Maşallah, ne güzel. Maşallah. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Herkes ilmanı, irfanını artıracak. İnşallah. İlim ve irfan, ikisi de çok önemli. Ne diyelim? Bir etiket yapalım, sevgimiz örnek olsun diyelim. Sevgimiz örnek olsun, evet. Üst akıl kitabının kapak resmini merak ediyoruz. Biz araştırın, düşünün. Düşünün diye koyuyoruz. Öyle hazırcı olmayın. Ay severim ben seni. Çok güzel olmuşsun. Ay, sen şöyle git. Welcome. Very, very, very beautiful. Really? Very attractive. Thank you. Very beautiful, charming. Thank you. Kıyafetin çok güzel olmuş. Your her outfit gün, also very evet, beautiful. Her gün daha güzelleşiyorsun. Every day you are getting much more beautiful. Çok beğendim bu halini. I loved this way. Kat kat güzel olmuş. You are much, much more beautiful. Okay. I stay like this, so. O zaman böyle kalıyor. Çok çok güzel. Zaten sen kendin çok güzelsin, saçın da çok güzel, kıyafetin de çok güzel olmuş. You are already yourself very beautiful, your hair is very beautiful and your outfit is very chic. Thank you. Zaten senin karakterini çok beğeniyorum, biliyorsun. I love your character the most, you know that. I put green, your favorite color. Yeşil far sürdüm, senin en sevdiğin renk olduğunu biliyorum. Doğru. True. Çok hoş olmuş hakikaten. Evet. Bayağı güzel. Gözleri çok güzel. Evet. Çok anlamlı. Your eyes are very beautiful, very meaningful. Severim ben onun tatlılığını. Evet. Üstadımızı... Bugün Bediüzzaman Üstadımızın vefatının 57. seneyi devriyesi. Allah gani gani rahmet etsin mübarek üstadımıza. Bayram Yüksel ağabeyin bir anlatımı var, var mı sizde o? Evet, Bayram Yüksel ağabeyin üstadımızın vefatından önceki anılarıyla ilgili bir hatırası vardı. Gece saat 2:30 oldu. Üstad bir ara eliyle boynumu tuttu, ben kollarına uyuyordum. O sırada üstadımız ellerini göğsünün üstüne koydu. Üstad uyudu zannettim. Sobayı yaktım. Sahurda ağabeylerle yemek yiyeceğiz diye beklemeye başladım. Sahur geldi geçti. Ağabeyler Bayram kardeş uyumuş kalmışız dediler. Ben sabah namazını kılıp Kur'an cüzümü okuyacaktım. Biraz sonra yahu Bayram kardeş Üstad Hazretlerinden ses gelmiyor dediler. Ben Üstad uyudu onu üşütmeyin dedim. Tekrar geldiler. Tekrar Üstad'dan ses gelmiyor deyince beraber Üstad'ın odasına vardık. Üstad'dan hiç ses gelmiyordu. Fakat vücudu sıcacıktı. Zübeyir abi, Urfa'da Elazığlı vaiz Ömer Efendi var, ona haber gönderelim, o bilir dedi. Haber gönderdik, geldi. Üstad'ı görünce, inna lahi ve inna ileyhi raciun, Üstad vefat etmiş kardeşlerim dedi. Canım benim, çok şeker.
resimlerimiz vardı. Bakayım. Soldan sağa Bayram Yüksel, Zübeyir Gündüzel, Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğim. Üstad Said Nursi'nin vefat ettiği gece hizmetinde bulunan 4 talebesi o yıllardaki simalarıyla. Onlar da çok çok değerli insanlardı. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Çok çile çektiler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mübarek naaşı taşınırken resim vardı. Dünya tatlısı, Allah onu cennetinde sonsuza kadar yaşatsın. İnşallah. Cennette kardeş etsin. Hocam iyi akşamlar. Biz eşimle sürekli tartışma içerisindeyiz. Evdeki huzuru ne yaparsam yapayım sağlayamıyorum. Bize bir tavsiyeniz var mıdır? Hatay'dan selamlar. Yalnız sen hangi tarafı temsil ediyorsun? Belli değil. İsmin yok, ismin yok. Olmaz. Değil mi böyle soru? Evet. Televizyon izlerken boşa zaman mı geçirmiş oluyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ya boş konuşsa tabii zaten insan sıkılır, doğal olarak sıkılır. Sevgili Aygör Gül'ü. Adnan Bey, sizin hakkınızda yapılan onca yoruma rağmen enerjinden bir şey kaybetmiyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Selime Yavuz. Müslümanın zaten hakkında, aleyhinde muazzam bir faaliyet olacağını Kur'an yüzlerce kere vurguluyor. Bir kere diyeyim. Yani Müslümanın aleyhinde konuşanlar yoksa, aleyhinde eylem yoksa, ya Müslümanın münafığı yoksa, Müslümanın kafiri yoksa, Müslümanın deccali, şeddatı, tuğyanı, deve delaleti yoksa karşısında, o hastadır zaten. Müslümanın karşısında tuğyan olur, delalet olur, deccaliyet olur, küfür olur, münafıklar olur. Müslüman da Müslümanca mücadele eder, gayret eder. İlimle, irfanla, sevgiyle. Buna biz imtihan diyoruz. Bu olmayınca İslam'ı zaten yaşayamayız. Bir de isim yazmama modası çıktı. Mesela bu iltifat eden bir kardeşimiz var. Tamam, Allah razı olsun, güzel de kim olduğun belli değil, olmaz. Yani en azından bir, değil mi? Lakabın falan vardır. Evet, dinliyorum. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler kendilerini fark eden askerlere roket atarla saldırdı. Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Şehidimiz 23 yaşındaki Onur Deniz, resmini görebiliriz. Abisinin aslanı, kabadayıların güzeli, yakışıklısı. Allah seni cennetine almış, ne güzel. Senden iftar ediyoruz. Allah şehadetini makbul etsin, kabul etsin, meşhur etsin. İnşallah. Annene babana ne mutlu. İnşallah. Allah bize de sana verdiği nimeti ihsan etsin. İnşallah. Ne güzel, sevinç içindesin. Kutlu bir mücadelenin, kutlu bir cihadın, sağlam aslan gibi yiğidisin. Kabadayılığın da tescillendi. Yiğitliğin de tescillendi. Helal olsun sana. Ya yani günlerden beri hayatından acayip memnun. Hayret ya. Eylem. 1,5 yıldan beri eylem yapıyor. Sonunda eyleminde başarılı oldu. Evet. Eve gelmek hakkımız, söke söke alırız. Evet. Sloganlar atarak iniyordu buradan aşağıya. Kendi dilinde sloganlar atıyor. Kucağı alınınca da bağırıyor. Evet. Dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşamki konuşmasında sizin de hep anlattığınız gibi Türk İslam alemini bir vücudun uzuvlarına benzetti. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, tüm mağdur ve mazlumların haklarının, hukuklarının korunması için mücadele veriyoruz. Ama söz konusu Müslüman olunca, söz konusu Türk olunca gözlerin yumulduğuna, kalplerin karardığına şahit oluyoruz. Biz asla böyle davranamayız.
İnsan yüreğinin bir kısmından, gözünün, kulağının, bacağının birinden vazgeçer mi? Tayyip Hocama bir alkış. Helal olsun. Çok okkalı, çok hikmetli, çok faydalı, gönüllere şifa, sadra ferahlık, hoş bir konuşma yapmış. Allah razı olsun. Tayyip Hocama laf yok. Tayyip Hocama Allah yardım edecek inşallah. İnşallah. Ediyor ve edecek. Görevini yapacak o. İnşallah. Evet, dinliyorum. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle ilgili duruşmada örgütün füze kullanmayı düşündüğü ortaya çıktı. Ankara Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı'yla Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada savunma yapan eski yüzbaşı İsmail Lumlupınar, eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün kendisine uzun menzilli iki fırlatma aracını hazırlaması için emir verdiğini, söz konusu füzelerin Türkiye'nin en uzun menzilli füzeleri olduğunu söyledi. Ve ifadesinde darbe girişimini öğrendikten sonra yükleme emrine itaat etmedim, büyük felaketin yaşanmasının önüne geçtim dedi. Demek ki bak akıl başındaymış askerlerimiz. Bu görülüyor. Nereye baksak bir basiret, feraset örneği görüyoruz. Ama bazıları da akılsız çıktı. Komutan memretti yapıyor. Ya kardeşim sen salak mısın sen ya? Adam öldür diyor. Kardeşin öldür diyor. Deli misin sen ya? Öyle emir mi olur? Evet, dinliyorum. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin resmini görebiliriz. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendince tehdit etti. Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldi şeklinde mesaj yazan Amerikalı neokon yazar Michael Rubin, bir başka mesajında ise Erdoğan yolsuzluklar yapmazsa ve cehalet içinde olmasaydı insanlar kendisine hakaret etmezler ifadelerini kullandı. Michael Rubin 15 Temmuz öncesi darbe olacağını yazan bir kişiydi. Yolsuzluk yapmış da ne yapmış? 3-5 ceketi var, 2 tane paltosu var. Sabahtan akşama kadar Allah için, vatan için, millet için uğraşıyor 3-4 saat uykuyla. Yani çok münasebetsiz, gereksiz bir açıklama. Yolun sonuna vardı diyor. Makam arabasına biniyor, gidiyor. Yolun sonuna varıyor. Allah Allah. Yapma, duvar delip gece kalıyor yok. Çok ipsiz, sapsız, münasebetsiz insanlar. Delikanlımıza laf ettirmeyiz, Tayyip Hocamıza laf ettirmeyiz. Ben onun dürüstlüğünü görüyorum. Çoluğu çocuğu da çok efendiler, eşi hanımı falan. Çok temiz insanlar. Herkes görüyor. Hiç iftira atılacak bir yön yok. Evet, dinliyorum. İngilizlerin basın organı Financial Times, MHP Genel Başkan Adayı Akşener'i manşetine taşıdı. Gazetenin yaptığı haberde Akşener, Türkiye'de Erdoğan'a kafa tutabilecek tek lider olarak gösterildi. Kafa tutacak, niye kafa tutsun ya? Siyaset ortamında siyasi rakip olarak mücadele verir. Kafa tutmaya ne alakası var? Bu minik Adnancı beni çok seviyormuş. Babası göndermiş. Gönderiyor musun? Göster, göreyim şimdi. Bayağı şeker değil mi? Tatlı. Bayağı tatlı maşallah. Postlar falan elçi. Evet, tam tipik Adnancı. Bir daha göster bakayım. Tam yani. Süper tatlı. Kıyafetler evet, falan peş peşe. Arda Sulova. Çocukta hiperaktivite bozukluğu ve ne varmış? Dikkat eksikliği. Doktor da ilaç vermiş. En iyisi doktora uymak tabii. Evet, dinliyorum. Bir sinek kuşu videomuz var. Ama hakikaten çok şeker. Evet, çok tatlı. Cevher gibi. Maşallah.
maşallah. Maşallah. Abi şimdi kucusu. Bir daha göster bakayım. O gözünden acayip öpülür o. Bir de gıdısından. Nasıl güzel cennet kuşu gibi ya. Ne kadar tatlı varlık maşallah. Evet, dinliyorum. Sevimli rakun resimlerimiz var. Ya çok hoş bir hayvan bu. Evet. Karakterleri de çok. Deliliği falan. Patiler. O film var mı? Senin pamuk şekeri yıkadı film. Bakayım, bir olabilir. İncil'de sevgi anlayışı ile ilgili sözler vardı. Onları okumak istiyorum. Evet. Sevgiyi yaşayan Allah rızasına uygun yaşar. Allah'ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah da Allah'ın rızasına uygun yaşar. Yuhanna'nın 1. mektubu 4:16. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Yuhanna'nın 1. mektubu 4:7-11. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Yuhanna'nın 2. mektubu 1:6. Sevginin insana kattığı güzellik özellikler. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez, sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz, sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir, sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi, Allah'ın sevgisi asla son bulmaz. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup. Evet. Resulullah dedi ki, benim evlatlarımdan Mehdi, benim kılıncımla Roma'dan çıkar. Hucemel Hadis İmam Mehdi cilt 3 sayfa 183. Peygamberimizin kılıcını taşıyacak üstünde Mehdi. Ama bu bir savaş değil de sevgi ziyareti olacağı belli. Yani resmi bir kıyafet giyeceği anlaşılıyor. Çünkü Peygamberimizin kılıncı ve hırkası bütün insanların çok sevdiği ve merak ettiği Resulullah'tan Mehdi'ye hediye edilen hoş, güzel emanetler. Peygamberimiz Mehdi'ye emanet olarak bırakmıştır. Yani onun kuşanması için, hırkasını da onun giymesi için bırakmıştır. Şu an hırkası çok güzel düzenlenmiş olarak hazır duruyor. Kılıcı da çok güzel düzenlenmiş, bakımlı olarak duruyor. Demek ki Roma'yı ziyaretinde Mehdi'nin üstünde Peygamberimizin hoşlandığı her şey olacak. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin'le ilgili haberi okuyabilirim. Evet. Resmini görebiliriz. Aydın Engin Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde şöyle yazmış. Evet demek küçücük kızıma okulunda ders sırasında evrim teorisi yalandır, yanlıştır. Bu soruların hepsinin cevabı sadece Kur'an'da var. Sakın başkalarına kulak vermeyin diye öğüt veren öğretmenlere evet demektir. Kızımın ve kızlarımızın geleceğini karartacak bir sisteme mi evet diyeceğim diye yazmış. Evet. Darwinizmi yıkacaksa ben evet diyorum o zaman. Evet. Ya sırf bunun için evet derim. Tabii. Ayrıca hükümet önünde şu an bir engel yok. Yani evet deyince mi hükümet kararına değişiklik yapacak. Yani hükümeti şu an bir şeyden korkuyor gibi göstertiyorlar. Yani yapacak ama yapamıyor. Hükümet şu an hiçbir şeyden korktuğu yok. Her şeyi yapabilir. O zaman da yapar, o zaman da yapar. Kanun, hukuk ne diyorsa onu yapacaktır. Evet. Bediüzzaman diyor ki,
Adnan Bey kardeşime selam söyle. O bizim himayemizdedir. Eğer biz onu himaye etmezsek, eliyle işaret ederek bir anda altı üstüne gelir. Biz Alem-i İslam'dan, Pakistan'dan çağırıyorlar. Eğer burayı bırakıp gitsek, bir anda altı üstüne gelir. Burayı biz muhafaza ediyoruz diye dersler veriyormuş Bediüzzaman. Adnan Menderes'le ilgili olarak. Hep Adnan Bey kardeşime deyince hep kendime diyor gibi geliyor bana. Çok fazla mektup var öyle. Adnan Bey kardeşime söyle. Maşallah. Bediüzzaman İngiltere'ye giderken Londra'ya gidiyordu Adnan Menderes. Aman gitmesin demiş. Sakın gitmesin demiş. Bu Ali İhsan Tolay'la Atif Urallı'yı Menderes'e göndermiş. Seyahatini tehir etsin demiş, gitmesin demiş. Fakat onlar ulaşamamışlar Menderes'e. Gitti, uçak kazası oldu biliyorsunuz. Uçakta ters döndü yani. Asılı kaldı. Ayaklarından asılı kaldı uçakta. Tabii o ona bir uyarıydı. Bak, bir görüyor musun Bediüzzaman'ın harikasına bakıyorum. Aman sakın gitmesin diyor. Her seyahatine hiçbir şey demiyor. Ama o seyahatini biliyor başına bela geleceğini. Evet, ilgili haberin resmi vardı, bakayım. Görebiliriz. Menderes mucizesi diyor. Fotoğraf yok mu başka? Şu anda bu var, bakabilirim. Ali ne yapıyorsun? Yakışıklı, tarz yapmış, ceket falan. Sarman oralarda mı? Nerede Sarman ya? Ama ya kaç saatten beri uyuyor? Mayıs'tı ya. Hı? Hayır, şu savaşını kazandı ya, o yani zafer sevincisi. Kesintisiz uyuyor. Normalde dışarıda sürekli geziyordu. Fazla dikkat çekmek istemiyor olabilir. Yani ben ne yapıyorum? Sadece uyuyorum. Sabaha doğru dışarı çıkmak istiyorsa gidiyor, kapıya gidiyor. Kapıya bakıyor, bize bakıyor. Anlıyoruz, açıyor, evet. Çıkıyor. Daha doğrusu kapıyı patisiyen tak 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 tak. Uçak kazasından diğer resimleri görebiliriz. Ya çok büyük olay olmuş yani. Evet. Allah korumuş. Evet. Böyle bu uçağın içine insan sağ çıkar mı ya? Tabii. Yani bu çok kadardı. Büyük mucize. 30 santimle ölümden kurtuldu yazıyordu. Tabii. Kesinlikle. Ya böyle bir uçaktan sağ çıkması alenen mucize. Başka açıklaması yok. Uçak darmadağın olmuş. Azerbaycan'dan bir hanım yazmış. Sarı saç hoşuna gelir. Ben sarılsam acaba hoşuna gelir mi? Çok şekerli. İstediğiniz rakun videosu geldi. Pamuk şekerli. Bunun devamı vardı, başka da olması lazım. Sen bunu bir daha göster. Tamam. Görebiliriz. Ama en son öğreniyor. Evet, bayağı arıyor. Evet. En sonunda atmıyor suyun içine. Normalde her şeyi yıkıyor böyle bu. Pamuk şekeri yıkamak istiyor. Yıkayınca hemen eriyor tabii. Ya şok oluyor yazık, bayağı arıyor suyun içine. Ya çok mantıksız geliyor, niye eriyor falan. Evet, dinliyorum. Şey, koltukta oturan sarman bir kedi var. Bakayım. Hoppala, hiç kıvırlamıyor. Lan milletin üstüne esneme. Biraz yaklaştırsana. Bilmiyorum, nasıl başlayalım.
Başa getir. İyice yaklaştır, göreyim onu yapanı. Tamam, resmini çekip yaklaştırabilirim. Londra'da MI5'ın bu işte İngiliz gizli servisinin ziyaretçi giriş kapısı var. Onu göstersene. Görebiliriz. Yaklaştır. Üste yaklaştır. Evet. Orada birçok semboller var. Evet. Sonra o konuyu konuşacağız. Evet, dinliyorum. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA ajanı John Nixon, resmini birazdan görebiliriz. İki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Nixon'ın resmini görebiliriz. Saddam'ın kendisine siz bu ülkeyi tanımıyorsunuz, ben gidersem benden sonra bu ülke terör yuvasına döner ve birçok grup adeta ülkeyi savaş alanına çevirir dediğini ifade etti. Diyeceğini anlamış demek ki. Evet. Evet, dinliyorum. Kedi resimlerimiz vardı. Çok güzelmiş. Bu da çok güzel. Ay severim ben onu. Bu da çok şekermiş. Ya bu şapşallıkları acayip yakışıyor. Ya saftirik olmalı, çok güzel. Bakalım. Çocukla hayvan bağlantısı çok güzel görünüyor. O ikisi birbirini bütünlüyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, dinliyorum. Şahlanan bir midili var. Görebiliriz. Bayağı güzel maşallah. İngiliz gizli belgeleri var. Bunlar şu an insanların izlemesine açıldı. Yani vakit geçtiği için, çok uzun süre geçince 50 yıl yahut 100 yıl geçince serbest oluyor. Mesela sayfa numarası 6, belge numarası 9'da 9. Ekim 1912 Sir Buchanan'dan Sir Sir Grey'e. Bütün Avrupa, Avrupa'ya, bütün Avrupa Türkiye'si yani Balkanlar ve Trakya bölgesi tamamı Hristiyanlara ait olmalıdır diyor. Giriş sorunda Yunanistan lehine mutlaka çözülmelidir diyor. Yani o bölgede karşı tarafta hiçbir şekilde Müslüman Türk bulunmaması gerekir diyor. Onun için İstanbul üstüne bakın operasyona hazırlanıyorlar şu aralar. Geçen günlerde o dikkatimizi çekmişti biliyorsunuz. Evet. Mesela sayfa numarası 673, belge numarası 696-3.
Eylül 1912 Merling'den Sir Graham. Şimdiki durum yalnız Balkanları ve Avrupa'yı değil fakat Arapları, Ermenileri, Kürtleri ve diğer ırkları da Osmanlı'dan ayırmaya çalışmak gerekir diyor. Hakikaten de bunları yaptılar. Bak Kürtleri de diyor. Ermenileri, Kürtleri. Ta 1912'de bak adamlar açıkça karar almışlar. Mesela 24 Şubat sayfa numarası yine 550, belki numarası 554. Bunlar açık halka yani bunlar görülebilir. 24 Şubat 1912'deki belge. Kral Ferdinand'ın en büyük ihtirası İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğu kurmaktır. Şimdilik Avrupa Türkiye'nin çözülmesini bekliyor. O zaman vilayetler kucağına düşecek diyor. Yani İstanbul'da çok rahat ele geçecek diyor. Bölüneceği için yani federasyonlar ayrılacağı için diyor. Geçen günlerde İstanbul'un federasyon yapılması konuşmaları vardı biliyorsunuz. Evet. Genel cilt numarası 262, sayfa 759, yıl 1909. Türk karşıtı Hristiyanlara iyi davranmak gerektiğini söylüyor. Türklere bir haşa bir hayvan ismi vermiş. Onları ezmek için diyor, her kırbaç mubahtır diyor. Türkleri tenzih ediyoruz, bütün Türk milletini tenzih ediyoruz. Ya bu belgelere insanlar rahatça ulaşabilirler. Kur'an tefsir ederken İmam Bakır dünya hakimiyeti ilgili ayetlerin Mehdiyet'le ilgili olduğunu söylüyor. Yine İngiliz belgelerinden devam ediyorum. Sayfa numarası 88. Belge numarası 113-3 Kasım 1913. Lord Kitchener'dan yine Sir Grey'e yazılmış. Türklerin çöküşü tamamlanmış görünüyor diyor. Sudan'da Türklerin hak diye ileri sürdükleri ne varsa İngiltere'ye geçmelidir diyor. Ve dediklerini hemen yapıyorlar zaten. Cilt 10 sayfa numarası 50, belge numarası 59-29, Ekim 1913 Sir Nicholson'dan Sir Harding'e, İngilizler kendi aralarında yazışıyorlar yani İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle. İmroz ve Bozca adaları hariç bütün adaların Yunanlara bırakılmasını sağlayalım diyor. Aynısı da yapıldı bu. Ya adamlar ne karar aldıysa hepsini yapmışlar. Evet, dinliyorum. Norveç'ten manzara resimleri vardı. Evet, şimdi ne yapalım? Kısa bir ara verelim, yine devam edelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Kur'an yeterlidir. Kur'an anlaşılır, açık ve herkese hitap eden hak kitaptır. Bir Müslümanın dine Allah'ın rızası olacağı şekilde yaşaması için gerekli olan her şey Kur'an'da bildirilmiştir.
Kur'an'ın en güzel şekilde nasıl yaşandığına örnek de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Allah ahirette insanları atalarından öğrendiklerinden değil, Kur'an'a uyup uymadıklarından sorguya çekecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve şüphesiz o Kur'an, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan, Kur'an'dan sorulacaksınız. Kur'an apaçıktır, noksansızdır. Kur'an'da her şey en mükemmel, en hikmetli ve en özlü şekilde açıklanmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Kur'an'da bir insanın yaşamının her anında gereksinim duyacağı temel bilgilerin tümü verilir. İnsanların niçin ve nasıl yaratıldıkları, helal ve haramların tümü, ibadet şekilleri, kıyamet günü, ahiretteki yaşam, güzel ahlakın ne olduğu ve çeşitli insan karakterleri detaylı olarak açıklanır. Dolayısıyla Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamak isteyen insan için Kur'an yeterlidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yeterli olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her tavrı, her kararı ve her konuşması Kur'an iledir. Ve Resulullah başvurulması gereken tek kaynağın Kur'an olduğunu söylemiştir. Kur'an'a sımsıkı bağlı olunuz ve onu kılavuz ve rehber edinin. Ayrıca sahabeye asla Kur'an dışında hüküm getirmemelerini öğütlemiştir. İnsanlara ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan şartları koşarlar? Cenab-ı Hakk'ın kitabında olmayan şart yüzde olsa batıl. Allah'ın hükmü uyulmaya daha layık, şartı ise daha sağlamdır. Dönemin müşrikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeni haram ve helaller getirmesi, Kur'an'ın dışında hükümler koyması için baskı yapmışlar. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca Kur'an'a uymuş ve kavmine de Kur'an'a uymalarını bildirmiştir. Ayetlerde bu durum şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette ümmetinden tek şikayeti bazı kimselerin Kur'an'ı değil hurafeler ve bidatları almaları olacaktır. Ayette şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı. Bağnazlar Kur'an'ın yeterli olduğuna inanmazlar. Bağnazların en önemli özelliği Kur'an'a değil sıkı sıkıya hurafelere bağlı olmalarıdır. Bu nedenle Kur'an'ın hükümlerini kendilerince haşa yeterli görmez, hurafelere göre yaşarlar. Allah Kur'an'da bu bozuk mantığa sahip olan kişileri şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır. Bağnaz zihniyet Kur'an'da olmayan binlerce yasak, kısıtlama ve baskı içerir. Oysa Allah Kur'an'da haramları açıkça belirtmiştir. Bunlar dışında haramlar olduğunu söylemeyi ise açıkça yasaklamıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Kur'an'a uymanın yeterli olduğu Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle anlaşılacaktır. Dine hurafe katanlar ve Kur'an'ın yeterli olamayacağını söyleyen bağnazlar, İnsanların İslam'ı sevgi ve barış dini değil, baskıcı ve yasaklarla dolu bir din olarak yanlış tanımalarına neden oldular. 1400 yıl boyunca çeşitli hurafelerle insanları dinden uzaklaştırdılar. Hurafeler nedeniyle insanların İslam dininden çekilmelerine neden oldular.
Böylece İslam ahlakının her yerde hakim olmasını engellediler. Ancak bağnazların bu oyunu Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle bozulacaktır. Mehdi kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamber gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Hadisinde bildirildiği gibi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam'ı hurafelerden temizleyecek, mezhepleri kaldıracak, dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi Kur'an ahlakına göre yaşanmasına vesile olacaktır.